Evet sevgili arkadaşlar, şimdi denklem ve eşitsizliklerle ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz sevgili arkadaşlar. 3x artı 12 eşittir 2, parantez içinde x eksi 1 parantez kapattık. Artı 3 ise x eşittir soru işareti diyoruz. Denklemimizi yazacak olursak sevgili arkadaşlar, 3x artı 12 eşittir diyoruz. 2 parantezinde x eksi 1 artı 3 ise x kaçtır diyoruz. Evet, denklemimizi çözecek olursak sevgili arkadaşlar, önce parantez içi işlemden başlıyoruz. Yani şu 2'yi dağıtmamız gerekmektedir. 3x artı 12 eşittir 2 çarpı x'ten 2x eksi 2 çarpı 1'den 2 artı 3 olacaktır. 3x artı 12 eşittir 2x eksi 2 artı 3 daha artı 1 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Daha sonra bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa şeklinde x'i elde edeceğiz. Yani artı 2x karşıya eksi olarak geçecektir. 3x eksi 2x eşittir. Artı 12 de karşı tarafa eksi 12 olarak geçecektir diyoruz. Artı 1 eksi 12 olacaktır. 3x'ten 2x çıkarsa x kalacaktır. Artı 1 eksi 12 daha eksi 11 olacaktır diyoruz. Evet, birinci sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır diyoruz. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. X artı 4 bölü 3 eşittir 1 eksi x bölü 2 parantez kapattık. Artı 1 ise x eşittir soru işareti diyoruz. Rasyonel bir denklem sevgili arkadaşlar. Payda eşit deyip daha sonra içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani denklemimiz x artı 4 bölü 3 eşittir diyoruz. 1 eksi x bölü 2 artı 1 şeklinde ise x kaçtır diyoruz. Evet. Paydamızı eşitlersek 3 ve 2'nin o keki 6 olacaktır. Dolayısıyla 3'ün altına 2, 2'nin altına da 3 yazacağız ve gizli 1'in altına da 6 yazmamız gerekmektedir. Paydaları eşitleyecek olursak 2 parantezinde x artı 4 bölü 6 eşittir 3 parantezinde 1 eksi x artı 1 kere 6, 6 olup ortak payda yazıyoruz. Evet, ortak paydayı yazdıktan sonra arkadaşlar paydadaki 6'ları sadeleştirebiliriz. Daha sonra 2'leri içeriye dağıtıyoruz. 3'ü de içeriye dağıtacağız. 2 çarpı x'ten 2x artı 2 çarpı 4'ten 8 gelecektir. 3 çarpı 1'den 3 eksi 3 çarpı x'ten 3x gelecektir diyoruz. Tabii artı 6'mızı unutmuyoruz. Düzenleyecek olursak bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. Dolayısıyla eksi 3x'i karşı tarafa alırsam artı olarak geçecektir. 2x artı 3x diyoruz eşittir. Artı 8 de karşı tarafa eksi olarak geçecektir. 3 artı 6 eksi 8 olacaktır. Düzenlersek 2x 3x daha 5x olacaktır. 3 6 daha 9. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalacaktır. 5x eşittir 1 ise sevgili arkadaşlar, her iki tarafı önündeki x'in önündeki katsayı olan 5'e bölecek olursak 5'ler sadeleşip x eşittir 1 bölü 5 olacaktır diyoruz. Evet. Şıklara baktığımızda D şıkkı doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, üçüncü sorumuz. 2 çarpı parantez içinde 2x artı 4 küçüktür 3x eksi 12 ise x'in en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz sevgili arkadaşlar. Çözüm olarak diyoruz ki bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa şeklinde sorumuzu çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Diyoruz ki 2 çarpı 2x artı 4 parantezi kapattık. Küçüktür diyoruz ki 3x eksi 12. Evet, bu eşitsizliği çözmemiz gerekir. Bunun için önce parantez dışındaki katsayıyı içeriye dağıtıyoruz. 2 çarpı 2x'ten 4x artı 2 çarpı 4'ten 8 küçüktür. 3x eksi 12 olacaktır diyoruz. Daha sonra artı 3x'i karşı tarafa aldığımızda eksi olarak geçecektir. 4x eksi 3x küçüktür. Artı 8 de karşı tarafa eksi olarak geçip eksi 12 eksi 8 olacaktır diyoruz. Buradan arkadaşlar 4x'ten 3x çıkarsa x kalacaktır. Eksi 12 eksi 8 daha eksi 20 olacaktır diyoruz. En geniş tanım aralığımız arkadaşlar eksi 20'den küçük eksi sonsuza kadar bütün değerleri alabilir. Dolayısıyla diyoruz ki eksi sonsuzluğa eksi 20 aralığındaki tabi açık aralık almak zorunda çünkü dahillik yoktur diyoruz. Şıklara baktığımızda sevgili arkadaşlar eksi sonsuzluğa eksi 20 aralığında E şıkkı olacaktır diyoruz. Açık parantez olup E şıkkı olacaktır diyoruz. Evet.
Dördüncü sorumuz 6 küçüktür mutlak değer içinde 2x eksi 4 mutlak değeri kapattık küçüktür 12 ise x'in en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir demişiz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz mutlak değer eğer iki sayı arasındaysa iki denklem yazarak en geniş tanım aralığını elde ederiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Sorumuzu yazıyoruz. 6 küçüktür mutlak değer içinde 2x eksi 4 mutlak değeri kapattık küçüktür 12 ise bu denklemi çözmek için iki denklem yazmamız gerekiyor. Bir olduğu gibi çıkaracağız yani pozitif halini 2x eksi 4 küçüktür 12. Bir de eksilisiyle çarpıp yerlerini değiştireceğiz. Eksi 12 küçüktür 2x eksi 4 o da küçüktür eksi 6 diyeceğiz. Evet bu iki denklemi çözdük. Daha sonra birleştirdiğimizde en geniş tanım aralığını elde etmiş olacağız. Denklemde her iki tarafa hatta her üç tarafa sevgili arkadaşlar artı 4 ekliyoruz. Yani 6 artı 4, 2x eksi 4 artı 4 ve 12 artı 4 diyoruz. Düzenleyecek olursak 6 4 daha 10 küçüktür. Eksi 4 artı 4'ü götürüp 2x küçüktür. 12 4 daha 16 olacaktır. Her iki tarafı x'in önündeki her üç tarafı x'in önündeki katsayıya yani 2'ye bölecek olursak sevgili arkadaşlar 5 10 bölü 2'den 5 küçüktür. İkiler sadeleşir. X küçüktür. 16 bölü 2'den 8 gelecektir diyoruz. Evet birinci aralığımız bu arkadaşlar. Diğer aralığı da elde edelim. Denklemde her üç tarafa da artı 4 ekliyoruz. Yani eksi 12 artı 4 küçüktür. 2x eksi 4 artı 4 küçüktür. Eksi 6 artı 4 şeklinde olacaktır. Eksi 4 art, eksi 12 artı 4 daha eksi 8 küçüktür. Eksi 4 artı 4'ü götürüp sadece 2x kalacaktır. Küçüktür. Eksi 6 artı 4 daha eksi 2 kalacaktır diyoruz. Şimdi de her üç tarafı x'in önündeki katsayı olan 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde evet eksi 8 bölü 2'den eksi 4 küçüktür. İkiler sadeleşir. X kalır ve ikiler sadeleşir. Eksi 1 kalacaktır diyoruz. Çözüm aralığımız olarak sevgili arkadaşlar diyoruz ki 5 ile 8 aralığı dahillik olmadığı için açık aralıktır. Eksi 4 ile eksi 1 yine bakıyoruz. Dahillik olmadığı için açık aralıktır. Bu bulduğumuz iki çözüm kümesini birleştirdiğimizde en geniş tanım aralığı ortaya çıkacaktır. Yani eksi 4, eksi 1 birleşim 5 ile 8 açık aralığı çözüm kümemiz olacaktır diyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır diyoruz. Diğer sorumuz mutlak değer içinde 3x eksi 6 artı 2 parantezinde mutlak değer içinde 2 eksi x eşittir 30 ise x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da mutlak değeri konu olarak anlattığımızda özellik olarak vermiştik. İkinci özellik olarak bilgimize dayanarak soruyu çözeceğiz. Yani denklemin sorusunu önce yazalım. 3x eksi 6 mutlak değer içinde artı 2 çarpı mutlak içinde 2 eksi x eşittir 30 diyoruz sevgili arkadaşlar. Denklemi düzenleyecek olursak ilk mutlak değerde 3 parantezini aldığımızda mutlak değer içinde x eksi 2 kalır. Artı 2 çarpı mutlak değer içinde 2 eksi x eşittir 30 diyoruz sevgili arkadaşlar. Özelliğimizi hatırlayalım. Diyoruz ki mutlak x eşittir. Mutlak içinde eksi x diyoruz. Bu iki ifade birbirine eşittir. Bu özelliğimize dayanarak mutlak değer içinde x eksi 2 ile mutlak değer içindeki 2 eksi x ifadeleri aynı şeylerdir diyoruz. Dolayısıyla 3 tane, 2 tane daha tam 5 tane mutlak değer içinde x eksi 2 eşittir 30 diyebiliriz arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman diyoruz ki mutlak değer içinde x eksi 2 eşittir. 30'u 5'e bölersek 6 kalacaktır sevgili arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade sayıya eşitse bir artılı bir eksili çıkararak sonuca eşitleyip cevabı elde ediyoruz. Yani bundan sonraki çözüm aşaması x eksi 2 eşittir 6 ve x eksi 2 eşittir eksi 6 olacaktır diyoruz. Buradan eksi 2 karşı tarafa artı olarak geçip artı 2 6 daha 8 yapacaktır. Buradan da eksi 2 karşı tarafa artı olarak geçip 2 eksi 6 daha x eşittir eksi 4 olacaktır diyoruz. Soru kökünde bize x'in alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. 1 artı 8 1 eksi 4 toplarsak sevgili arkadaşlar
8 artı eksi 4'ten sonucumuz artı 4 olacaktır diyoruz. Yani 5. sorumuzun cevabı da D şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuz 2a artı 3b eşittir 12. 3a artı 2b eşittir 13 ise a artı b eşittir soru işareti demiş sevgili arkadaşlar. Evet, denklemin çözümü için diyoruz ki a'yı b'yi bulduğumuzda a artı b'nin sonucunu elde edebiliriz. Ya da a'yı b'yi bulmadan direkt a artı b'yi elde edebiliyor muyuz diye bakmamız gerekmektedir diyoruz. Evet. 2a artı 3b eşittir 12. 3a artı 2b eşittir 13 ise a artı b kaçtır diyoruz. Taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar 2a 3a daha 5a yapacaktır. 3b 2b daha 5b yapacaktır. 12 13 daha 25 yapacaktır diyoruz. Evet. Daha sonra ortak parantezi alırsak yani 5 parantezini alırsam birinci terimden a, ikinci terimden artı b kalacaktır. Eşittir 25 diyoruz. Her iki tarafı artı 5'e bölersek a artı b eşittir 5 elde edilecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6. sorumuzun cevabı da e şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. 7. sorumuz 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Hatırlayacak olursak üstü ifadede toplama yapıyorsak aynı terimlerin önüne çarpma olarak geçeceğini söylemiştik. Çarpma ise aynı terimlerin de üstlerinin toplanacağını söylemiştik. Evet, sorumuz 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır diyor. Toplayacak olursak 2 üzeri 3 parantezini alacak olursak sevgili arkadaşlar birinci terimden artı 1, ikinci terimden artı 1. Peki nerede bu birler? Tabii ki önlerindeki gizli birlerdir diyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü terimden de 2 üzeri 3 parantezini alırsak artı 1 kalıp dördüncü terimden de artı 1 kalacaktır diyoruz. Bölü çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. Dolayısıyla 2 üzeri 2 artı 2 artı 2 şeklinde olacaktır. Sonuç olarak diyoruz ki 2 üzeri 3 çarpı 1 1 1 1 4 tane 1'in toplamı 4 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Bölü 2 üzeri 2, 2 daha 4, 2 daha 6 olup 2 üzeri 6 olacaktır diyoruz. İşlemi devam ettirecek olursak 2 üzeri 3 çarpı 4 dediğimiz ifade 2 üzeri 2'ye eşittir. Bölü 2 üzeri 6 olacaktır. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. 2 üzeri 3 artı 2 bölü 2 üzeri 6 olacaktır. 3 ile 2'yi toplarsak 5 yapıp 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 6 olacaktır diyoruz. Evet, bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkarılır demiştik arkadaşlar. 2 üzeri 5 eksi 6. Buradan da 2 üzeri eksi 1 elde edilir. Buradan da 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet, 7. sorumuzun cevabı da D şıkkı olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz karekök 72 artı karekök içinde 6 eksi x bölü karekök içinde x eksi 6 artı karekök içinde x artı 3 işleminin sonucu kaçtır diyoruz. Evet, şıklara baktığımızda x'i şıklar da var, sabit sayı da var diyoruz arkadaşlar. Evet, sorunun çözümü için kareköklü ifadenin tanımını bilmemiz gerekmektedir diyoruz. Yani sorunun çözüm yöntemi köklü ifadelerin tanımından geçmektedir diyoruz. Çift katlı kökün altında negatif sayı bulunamaz diyoruz. Dolayısıyla sorunun çözümü ortaya çıkmıştır diyoruz. Evet, karekök 72 artı karekök içinde 6 eksi x bölü karekök içinde x eksi 6 artı karekök içinde x artı 3 diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar şu ifade 6 eksi x, diğeri de x eksi 6, biri diğerinin eksilisi. Karekök altında böyle bir ifade bulunamaz diyoruz. Dolayısıyla ikisinin de tanımlı olabilmesi için ancak ve ancak sıfıra eşit olması gerekir diyoruz. Yani x eksi 6 eşittir 0 ise buradan x eşittir 6 gelmesi gerekir diyoruz.
Evet, bulduğumuz x değerini yerine yazıp sonuca götüreceğiz sevgili arkadaşlar. Karekök 72 artı, karekök içinde 0, x yerine 6 yazdığımızda 6'dan 6 çıkarsa 0 kalacaktır. Yine x yerine 6 yazdığımızda 6 eksi 6 0 olacaktır. Karekök içinde x yerine 6 yazarsak 6 artı 3'ten 9 gelecektir. Yani sonuç olarak karekök 72 bölü sevgili arkadaşlar karekök 9 olacaktır diyoruz. Evet, buraya baktığımızda karekök 72 36 çarpı 2'dir sevgili arkadaşlar. 36 çarpı 2, bu da karekök 9. 36 dışarıya 6 diye çıkar, 2 içeride kalır. Karekök içinde 9 da dışarıya 3 diye çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2 kalacaktır. Yani 2 çarpı kök 2 cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, sonuç olarak E şıkkı doğru cevabımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, 9. sorumuz. 40 sincap 40 günde 40 ceviz yerse 20 sincap 20 günde kaç ceviz yer diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, burada orantı sorusu. 2-3 orantı kurarak sevgili arkadaşlar doğru sonuca gidebiliriz. Zamandan kazanmak istiyorsak ve yanlış çözmemek istiyorsak bileşik orantı bilgisinden sonuca götürürüz. Bileşik orantı bilgimiz neydi arkadaşlar? İş bölü emek dediğimizde bileşik orantıyı direkt sonuca götürmekteyiz. Sorumuza baktığımız zaman yapılan iş arkadaşlar sincabın ceviz yemesidir. Dolayısıyla diyoruz ki 40 cevizi ne yapıyoruz? İş olarak alıyoruz. Geriye kalan 40 sincap ve 40 günde paydaya yazılacaktır diyoruz. Evet, 40 çarpı 40 eşittir. Sorunun devamında 20 sincap 20 günde kaç ceviz yer diyoruz sevgili arkadaşlar. Kaç ceviz yer dediği için yapılan işi sormakta bize 20 sincap ve 20 günde paydaya yazılmak zorundadır diyoruz. Evet. Düzenleyecek olursak 40'lar sadeleşir. 40 ile 20'yi sadeleştirdiğimde 2 kalacaktır. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam 2 çarpı soru işaretinden sevgili arkadaşlar 2 çarpı soru işareti eşittir. 20 çarpı 1'den 20 gelecektir. Yani 2 çarpı soru işareti eşittir 20 ise her iki tarafı 2'ye bölersem soru işareti eşittir 10 olacaktır diyoruz. Yani arkadaşlar 20 sincap 20 günde tam 10 tane ceviz yer diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. 10. soru. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 5 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı ise iki çocuğun bugünkü yaşları toplamı kaçtır diyoruz arkadaşlar. Problem sorusu yaş problemi arkadaşlar. Verilenleri yazdığımızda doğru hamleleri yaptığımızda bizi sonuca götürecektir diyoruz. Evet, karakterlerimizi yazalım. Bir anne ve iki çocuğun yaş toplamı söz konusu. Bu annemiz olsun ve de iki çocuğun yaş toplamı diyoruz arkadaşlar. Evet, iki çocuğun yaş toplamına x olsun dersek sevgili arkadaşlar, soruda annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katıdır. Yani 4 çarpı x annenin yaşına eşit olacaktır diyoruz. Evet. 5 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı ise demiş. 5 yıl sonra bakalım ne olacak? Anne 5 yaş büyüyecektir arkadaşlar. Çocuklar da beşer yaş büyüyeceği için iki çocuk olduğundan dolayı x artı 5 artı 5 diyoruz arkadaşlar. Kaç çocuk varsa o kadar büyüme gerçekleşecek. Buraya dikkat edelim. Evet, diyoruz ki 5 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı. İşte çocukların yaşlarının toplamının 3 katı annenin yaşına eşittir diyoruz. Denklemimiz bu arkadaşlar. Düzenleyecek olursak diyoruz ki 4x artı 5 eşittir. İçeriye dağıtacak olursak sevgili arkadaşlar, diyoruz ki 3 çarpı x'ten 3x artı 3 çarpı 5'ten 15 artı 3 çarpı 5'ten 15 olacaktır diyoruz. Düzenleyelim. 4x artı 5 eşittir. 3x artı 15, 15 daha 30 yapacaktır. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa diyoruz. Artı 3x karşıya eksi olarak geçer. 4x eksi 3x eşittir. Artı 5 de karşı tarafa eksi 5 olarak geçip 30 eksi 5 olacaktır. 4x'ten 3x çıkarsa arkadaşlar x kalır. 30'dan 5 çıkarsa da 25 kalacaktır diyoruz.
Evet, soru kökünde çocuğun bugünkü yaşları toplamı kaçtır demiştik. Çocuğun şimdiki yaşına x olsun demiştik. Yani iki çocuğun yaşları toplamına x olsun demiştik. Ve x'i de 25 bulduk sevgili arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. 11. sorumuz. A kentine hızı 60 km bölü saat olan bir otomobil, B kentine hızı 40 km bölü saat olan bir kamyon aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 6 saat sonra yan yana olduklarına göre A ile B arası kaç kilometredir şeklinde sormuşuz arkadaşlar. Evet. Sorunun anlatmak istediğini önce şekle dökelim. Daha sonra da soruyu rahatlıkla çözebileceğiz arkadaşlar. A kenti ile B kenti söz konusu. A kenti ve B kenti. A kentinde bir otomobil hızı saatte 60 km bölü saat diyoruz sevgili arkadaşlar. B kentinde ise bir kamyon söz konusu. Hızı ise 40 km bölü saat diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Soruda aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Yani ikisi de sağ tarafa doğru aynı anda harekete başlasın. Harekete başladıktan 6 saat sonra yan yana olduklarına göre A ile B arası kaç kilometredir diyoruz. Evet. Aynı yöne doğru gittiğimizde formülümüz şöyleydi sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki aradaki mesafe yani AB uzunluğu eşittir. Aynı yöne doğru gittiğimiz için hızlarının farkı 60 eksi 40 çarpı süre bize ne yapacaktı arkadaşlar? Aradaki mesafeyi verecekti. Dolayısıyla AB arasındaki uzaklık sevgili arkadaşlar 60'tan 40 çıkarsa 20 kalacaktır. 20 çarpı 6'dan da sonucumuz AB arası uzaklık 120 kilometre olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 11. sorumuzun cevabı da D şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuz 12. soru. Bir işi Ahmet tek başına 12 saatte, Mehmet ise aynı işi 24 saatte bitirmektedir. İşe başladıktan 4 saat sonra Ahmet işi bırakıyor. Buna göre kalan işi Mehmet tek başına kaç saatte bitirir ya da tamamlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, hatırlayacak olursak işçi problemlerinde çözüm olarak birim zamandan yola çıkarak sorularımızı çözmekteydik. Ahmet bir işi tek başına 12 saatte yapıyorsa sevgili arkadaşlar birim zamanı 1 bölü 12 olacaktır. Mehmet de bir işi aynı işi 24 saatte bitirdiği için birim zamanı 1 bölü 24 olacaktır. İkisi birlikte 4 saat çalışıyor demiş. İkisini birlikte 4 saat çalıştırdım ve daha sonra Ahmet işi bırakıyor. Yani 1 bölü 12'lik devre dışı kalıyor. Geri kalan işi Mehmet tek başına kaç saatte tamamlar diyoruz. Mehmet 1 bölü 24 ile çalışıyordu arkadaşlar. Geri kalan işi T saat çalışıp bu işi tamamlamıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Denklemimiz bu arkadaşlar. Buradan T'yi bulduğumuz zaman sonucu elde etmiş olacağız. Paydaları eşitlersem öncelikle 12, 24 paydayı 2 ile eşitleriz. Dolayısıyla 4 çarpı 2 kere 1, 2 artı 1 bölü payda 24 artı T çarpı 1 bölü 24 eşittir 1 diyoruz. Düzenleyecek olursak 4 çarpı 2 1 daha 3 bölü 24 olup arkadaşlar artı T çarpı 1 bölü 24 eşittir 1 diyoruz. Gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak 3 ile 24'ü sadeleştirirsek 8, 4 ile de 8'i sadeleştirirsek payda da 2, payda da gizli 1 kalacaktır. Yani 1 bölü 2 artı t çarpı 1 bölü 24 eşittir 1 olacaktır. Buradan t'yi yalnız bırakmak için diyoruz ki artı 1 bölü 2'yi karşı tarafa eksi olarak atmamız gerekir. Yani t çarpı 1 bölü 24 eşittir 1 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Paydaya eşitlersek 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecektir. T çarpı 1 bölü 24. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak 2 ile 24'ü sadeleştirirsek 12 olur ve içler dışlar çarpımı yaparsak T çarpı 1 eşittir 12 çarpı 1 olacaktır. Buradan da T eşittir 12 olacaktır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 12. sorumuzun cevabı da C şıkkı olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 1000 TL yıllık %20 faizden 5 yıllığına bir A bankasına yatırılırsa elde edeceğimiz faiz kaç TL olur demişiz sevgili arkadaşlar. Evet.
Faizde hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hatırlayalım. F eşittir A çarpı N çarpı T bölü 100. Tabii yıllık olursa A çarpı N çarpı T bölü 100 yıllık olursa biliyorsunuz yıllık, günlük ve aylık olduğu zaman payda değişmekteydi. Ona dikkat edelim. Soruda yıl verdiği için payda 100 olacaktır diyoruz. Formülümüzde verilenleri yerine yazalım sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki faiz ne kadar gelecek? A yerine ana parayı yazıyoruz. Yani 1000 TL çarpı yıllık %20 faizden 5 yıllığına yatırdığımızda ve payda da ne olmak zorundaydı? 100 olmak zorundaydı diyoruz arkadaşlar. Evet, gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak sıfırları sadeleştirdim. Bu sıfırla da bu sıfırı sadeleştirdim. Faiz için 10 çarpı 20 çarpı 5 kalmıştır. Diyoruz ki 10 kere 20 200, 200 çarpı 5'ten de 1000 TL faiz getirecektir diyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi sorumuzun cevabı 1000 olup B şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Havuz sorumuz. A musluğu yandaki havuzu 12 saatte, B musluğu ise 16 saatte doldurmakta. Dipteki C musluğu ise 24 saatte dolu havuzu boşaltmaktadır. Buna göre A, B, C muslukları aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Önce şeklimizi çizeceğiz. Sonra işçi denklemlerindeki gibi birim zamanlardan yola çıkarak sevgili arkadaşlar sonuca kavuşturacağız diyoruz. Evet, şeklimizi çizelim. A musluğu kaç saatte dolduruyor arkadaşlar? 12 saatte. B musluğu ise aynı havuzu 16 saatte doldurmakta ve dipteki C musluğu ise aynı havuzu tam 24 saatte boşaltmaktadır diyoruz. Evet, burada dolduranları artı boşaltanları eksi olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla A musluğu 12 saatte dolduruyorsa birim zaman 1 bölü 12. B musluğu dolu havuzu 16 saatte dolduruyorsa birim zaman 1 bölü 16. Ve C musluğu 24 saatte boşaltıyorsa birim zaman 1 bölü 24 olacaktır diyoruz. Boşalttığı için sevgili arkadaşlar önüne eksi koymamız gerekiyor. İşte bu 3 musluk aynı anda çalıştırılıp T saat çalıştıktan sonra havuz dolmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Denklemimiz bu. Paydaya eşitlersek sonuca varacağız diyoruz. Evet. 12, 16 ve 24'ün okeki arkadaşlar 48 yapar. Dolayısıyla 12'nin altına 4, 16'nın altına 3 ve 24'ün altına da 2 yazmamız gerekmekte. Paydaya eşitleyecek olursak 4 kere 1, 4 artı 3 kere 1, 3 eksi 2 kere 1 de 2 bölü arkadaşlar ortak paydamız 48 çarpı t eşittir 1 diyoruz. Hesaplayacak olursak 4, 3 daha 7. 7'den 2 çıkarsa 5 bölü 48. Evet, 5 bölü 48 çarpı t eşittir 1 diyoruz. Biz buradan t'yi arıyorduk sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı t eşittir 48 çarpı birden 48 olacaktır. Her iki tarafı da 5'e bölersek arkadaşlar 5'ler sadeleşir. T eşittir 48 bölü 5 olacaktır diyoruz. Evet. Şıklara baktığımızda D şıkkı doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Bir sonraki sorumuz etiket fiyatı üzerinden önce %20 önce %20 daha sonra indirimli fiyat üzerinden %20 daha indirim uygulanırsa etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim uygulanmış olur diyoruz. Evet, önce 120 sonra indirimli fiyat üzerinden de bir daha %20 indirim yaparsak etiket fiyatına göre acaba ne kadar indirim uygulamış oluruz diyoruz. Burada arkadaşlar etiket fiyatını rahat çözebilmemiz için rahat bir değer vermemiz lazım. Dolayısıyla diyoruz ki etiket fiyatı 100 lira olsun. 100 liraya %20 indirim uyguladığımız zaman sevgili arkadaşlar biliyorsunuz indirim varsa 100'den çıkarıp çarpıyorduk. Yani 80 bölü 100'le çarpmamız direkt bize indirimli fiyatı verecektir diyoruz. Sadeleştirdiğim zaman sıfırları 80 lira indirimli fiyat olacaktır diyoruz. Evet. Daha sonra da indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha uyguluyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi 80 liraya %20 indirim daha uygularsak ne kadar fiyata gelecektir diyoruz. Evet, %20 indirim olduğu için yine 100'den 20'yi çıkarıyorum. Yani 80 bölü 100'le çarptığım zaman 80 lirayı
direkt indirimli fiyatı elde edeceğiz sevgili arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam sıfırları sadeleştiriyorum. Bu sıfırla da bu sıfır sadeleşir. 8 kere 8 64 olacaktır diyoruz. Evet. 100 lirayla başladık. İlk indirimde 80 liraya düştü. 80 liradan sonraki indirimde de 64 liraya düşmüştür diyoruz. Yani toplamda ne kadar düşmüşüzdür? 100 liradan 64 liraya düştüysek farkını alıyorum. 36 lira düşmüştür diyoruz. Yani oranımız %36 olacaktır diyoruz. Buradan %36 indirim yapılmıştır diyoruz. Şu hatayı yapmıyoruz. %20 indirim, bir daha %20 indirim. 20-20 daha 40 yapıp %40 toplam indirim yapılmıştır demiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, 15. sorumuzun cevabı da D şıkkı olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar denklem ve eşitsizliklerle ilgili sorularımızı çözmüş bulunmaktayız. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.